86 yaşında elinin değdiği hiçbir şeyi atamayan bir adam. Çok sevdiği eşini 3 yıl önce kaybetti. Öyle bir boşluğa düştü ki sokaktan topladığı kağıtları bile evine taşıdı. Mahalleli şikayet edince ekipler evine gitti ve o çöp yığını arasından bir servet çıktı. Sabahla kalkar çöp toplar. Komşular şikayet etmişler. Evlen fare bastığı için. Toparladı çöplere. Ondan sonra attılar. Evinden iki kamyon dolusu çöp çıktı. Onun benzerlerinden farkı çöplerin arasındaki 169 bin liraydı. Yok yoksul bir adam gözünden bakar. Ama varlık içinde darla çekiyor. 86 yaşındaki Nazmi amca Aydın'da yaşıyor. Muhabir misin? Evet muhabirim. Ben ne fotoğraf çektiririm ne kendi fotoğrafı çektiririm. Bir zamanlar çok sevdiği eşini 3 yıl önce kaybetti. Hayatta bir başına kalınca kendine yeni bir huy edindi. Yalnız yaşamaya başladı. Eş ölünce kağıt toplamaya başladı. İki emekliliği var. Bir eşinden, bir kendisinden. Ev kendinin. Yani paraya ihtiyacı olan birisi değil. Zamanla evi bu hale geldi. Komşuları kötü kokuya daha fazla tahammül edemeyince şikayet üzerine evi temizlendi. Evden 29.280 lirası madeni olmak üzere toplam 169.280 lira para çıktı. Şu anda herhalde mahallemizin hepsi onu konuşuyor. Eşi öldükten sonra bir tartı almış kendine. Alt geçti, oturmuş. Her gelen tartılmış parasını vermiş. Yani bu paralar o paralar. Dilenci parası değil. Sayılan paralar banka hesabına yatırıldı. Nazmi amca temizlenen evinde yalnızlığına geri döndü.